Gelin bakalım nasıl yapmışız hep beraber izleyelim değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Allah'ın izniyle muhçe yapacağım peynirli. Bir tatlı kaşığı kadar katmayan var, onu töküyorum. 2 adet yumurtam var. Yumurtanın sarısını ayırdım. Diğer ikisini buraya töküyorum. Mayamızın içine. Bir kase yoğurtum var. Su bardağı kadar ayçiçek yağım var. Onu da töküyorum. Bir yemek kaşığı kadar şeker tozu töküyorum. Bunları güzel çırpıyorum. İsteyen süt de kullanabilir. Biraz tereyağımız var. Onu da koyalım. Bardağı kadar su koyuyorum. Normal soğuk su. Şimdi yapalım. Unumuzu ekleyelim. Tabi unumu elemişim ben. Tatlı kaşığı kadar tuz koyalım içine. Tuzumuzu unumuzu kontrollü şekilde koyacağız. Biraz da zeytinyağı koyacağım. Bu kadar un yeterli. Bunu güzel yedireceğim. Unu ölçmedim. Göz kararı koydum ben. Hamurum güzel oldu yani. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptık. Güzelce yetimle kapatalım ağzını hamurumuzu. Yarım saat kadar hamurumuzu güzel dinlendirelim. Pişkiyene kadar mayalansın hamurumuz. Dönüş yapacağım. Evet. Hamurum güzel mayalanmış arkadaşlar. Güzel kabarmış. Maşallah diyelim. Havasını alalım böyle. Evet, peynirimizi koyalım. Peynirime maydanoz kattım güzelce. Bunu güzel bir katayım. Arkadaşlar bu Herbalife öğün yerine geçen besleyici. Hamurumda küçük bezeler alıyorum böyle arkadaşlar. Sıcak olduğu için arkadaşlar. Hamur biraz kendini bırakmış yani.
arkadaşlar. Çay yanıyordu. Çayın ocağın altını kapattım. Hamurum bayağı yumuşattı ama. Hava da sıcak. Yaydı hamurlarımız. Biraz yağ tükelim içine zeytinyağı, yumurtayı ondan çalalım. Yumurtasını güzel sürelim arkadaşlar. Bunları da bohça gibi yaptık ama sıcaktan şu oldular. Çayı kapattım. Biraz donu gibi oldular. Mutfak küçük olduğu için, çayda yandığı için hamurumu bayağı şey yaptı. Cıvıttı. Şimdi sanki biraz donmuş. Baksana. O yüzden böyle yarım ayı yaptım. Telefonun şarjı bitti diye ışık yanmıyor. Evet, çürek otu değildi. Susam dökelim. Çürek otum yok, kalmamış arkadaşlar. Artık elimizde ne varsa ona yetineceğiz.
Buna da şükür diyelim. İki de gidiyor, unutuyorum, aklıma gelmiyor. Hatırımda bir şey var, gelmiyor. Ne bileyim, eve geliyorum, yine aklıma geliyor. Tesbih mayası verdikten sonra fırına vereceğiz. Arkadaşlar, bohçalarıma 20'şer dakika tesbih mayası verdim. Fırınımı açtım. 180 derece fırınımı açtım. Alt üstte yer. Her fırın kendine farklı pişiriyor. Evet arkadaşlar, birinci tespim pişti, çok güzel oldu maşallah. De süper olmuşlar gerçekten, maşallah diyelim. Çok güzel oldular. Bunlar da bohça, zaten bohça gibiler. Bunlar erimeseydi çok güzel oluyordu arkadaşlar. Nefis yani olmuşlar bohçalarımız. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Yani üç türlü yaptık. Güzel oldu maşallah.